Abisinden şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medya hesabından ölmek istemiyoruz çağrısında bulunmuştu. 22 yaşındaki genç kadının babası şok bir savunmayla oğluna sahip çıktı. Her şey tezgah derken gözaltına alınan o abi yeniden serbest bırakıldı. Abim alkolü bir şekilde eve gelmişti. Benim üstüme saldırdı, bana vurmaya başladı yumrukla. Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuş, ölmek istemiyoruz demişti. Abisi tarafından darp edilen Kamercan'ın babasından oğluma tuzak kurdular iddiası geldi. Durup dururken kim kime dayak atar? Geçesene beni evden atan benim büyük kız. Babam gitti, abim de gitti. Bunların amacı bu. Bu yapılan suçlamaları kabul etmiyoruz. Asıl plan ve programla çalışan onlar. 22 yaşındaki Kamercan'ın feryadı sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. O abi yeniden gözaltına alındı. Niye çalışmıyorsun diyerekten önündeki tabağı almış oğlanın. Baba ben de ona diyor singin oldum diyor. Elimi tersine vurdum diyor. Hat küt bilinçli bir şekilde dayak yok. Ama fotoğraflarda da hem eşinizin hem kızınızın ağzı yüzü kan içindeydi. Tamam oğlan yapmış, ben bir şey demiyorum ama oğlanı tetikleyen onlar. Mehmetcan 17 yıl önce ayrıldı eşinden. Hem eşinin hem de kızının oğluna psikolojik şiddet uyguladıkları iddiasında. Bir insan kendini bilerek neden dövdürsün? Sadece daha fazla sesimizi çıkarttığımız için onlar da şu an bize bu suçlamalarda bulunuyor. Genç kadının paylaşımları sonrası sosyal medyadan da destek yağmıştı. O baba gelen desteği de eleştirdi. Ne kadın hakları? Ama önce bir araştır. Ondan sonra tepki koy. Benim erkek haklarım yok mu? Kardeşini ve annesini darp ettiği iddia edilen adam bir kez daha 30 gün uzaklaştırma alarak serbest bırakıldı. Şu an serbest. Galiba bizim ölmemizi bekliyorlar. Netameli bir konu. Biraz çetrefilli bir konu bu. O anne kızın çağrısını ilk olarak dün ekrana taşımıştık. Biliyorsunuz bu konuda da kadınlardan yana tarafız. Ama konuya ilişkin Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla temasa geçtik. Bakanlık yetkilileri yeni bir adrese taşınana kadar anne kıza kadın konuk evinde kalmalarını teklif ettiklerini ancak bu teklifi reddettiklerini belirtiyorlar. Mağdurların yıllardır şiddet gördüklerini iddia etmelerine rağmen daha önceden emniyette bu konuda bir şikayet kaydı olmadığı, ilk şikayetin 2 gün önce yani 28 Nisan günü yapıldığı vurgulanıyor. Dediğim gibi bakanlıkla temasa geçtik. Mahkeme abi için bir aylık evden uzaklaştırma kararı vermiş durumda. 2 kadın için de koruma tedbir kararı verilmiş durumda. Konunun takipçisiyiz sonuna kadar, bunu da belirtmiş olalım.